Kesin ya bombacı yakaladılar ya da çok şey birini yakaladılar, birbirlerine sarılıyorlar ya. Özel ekip kuruldu. 2000 kişi peşindeydi. Kamera görüntüleri izlendi. Onlarca hücre evine baskın yapıldı. Ortaköy saldırganı katliamın üzerinden geçen 17. günde Esenyurt'taki işte bu adreste yakalandı. Gece boyu emniyet güçlerinin dairedeki incelemeleri sürdü. Teröristin saklandığı hücre evinin her köşesi didik didik arandı. O incelemeler tamamlanır tamamlanmaz daireye ilk giren 24 ekibi oldu. Gürkan içeri doğru. Gürkan oluyoruz ama sağdır. Teröristin yakalandığı evdeyiz şu anda. Saatler 23.45'i gösterdiğinde polis ekipleri buraya girmişlerdi. Kapıyı kırarak girmişlerdi. Sizler de şu anda görüyorsunuz. Burası hem oturma odası hem mutfak olarak kullanılıyor. Öncelikli olarak kameraman arkadaşı Mehmet Can Bulat görüntülüyor. Kozmetik ürünler var kadınların kullandığı makyaj çantasından dışarıya çıkartılmış. Polis öyle bir inceleme yaptı ki her yeri didik didik yapmış. Çünkü önemli delillere ulaşması gerekiyordu. O yüzden ev bir hayli dağınık. Teröristin saklandığı adresi belirleyen ve operasyon için harekete geçen emniyet güçleri daireye işte bu kapıyı kırarak girdi. Çünkü terörist Maşaripov özel harekat timlerine teslim olmamak için uzun süre direndi. Hemen kapıyı göstermek istiyorum. Bu kapıyı kırarak girdi polis. Bu kapı bayağı sağlam bir kapı. Oldukça da zorlandıklarını da tahmin ediyoruz. Daireden çok sayıda su şişesi ve yumurta kutusu da çıktı. Teröristin yemek yediği kaplar da hala ortadaydı. Yumurta kutuları ve bol miktarda su şişesi var. Bu da şunu gösteriyor ki bu evde yaşayanlar çok fazla dışarıya çıkmamışlar. Sürekli dışarıdan malzeme istemişler. Biz komşularla da konuştuk. Dışarıda onları görmediklerini söylediler. Yani bir iki kez o diğer yakalanan kişiyi gördüklerini ama saldırganı çok fazla görmediklerini, o yüzden de dışarıya çıkmadıklarını bir göstergesi bunlar, su şişeleri. Evet, teröristin yakalandığı evde bir poşetin içinde paralar var. Hepsi farklı ülkelerin yabancı banknotları ve yapılan alışverişlerin birer faturası galiba, ama üzerinde Arapça harflerle yazılı. Aynı zamanda bir de çocukların yazabileceği harfler var. El yazısıyla yazılmış. Bunun ne demek olduğunu anlamış değiliz.